Herkese merhabalar. Diyetenem YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen ve psikolog Zeynur 52 Küçük Köseleci. Bugün sizlere hızlı kilo kaybından bahsedeceğim. Bundan önceki videolarımda aslında hep yavaş ama kalıcı kilo kaybını anlatıyorum. Fakat bu videoda gerçekten kısa bir zamanım kaldı, düğünüm var veya bir sağlık problemim var. Bunun için hızlı kilo vermek istiyorum. Ama aynı zamanda sağlığımı da kaybetmek istemiyorum. Bunu en hızlı nasıl yapabilirim? Bu konulara değineceğim ve sizlere aslında herkesin yapabileceği 3 tane öneriden bahsedeceğim. Bu 3 maddeyi beslenmenize eklediğiniz zaman, hayatınıza bunları eklediğiniz zaman aslında kısa bir sürede kilo verdiğinizi, kendinizi iyi hissettiğinizi, sağlığınıza sağlık kattığınızı göreceksiniz. İlk olarak su tüketimi. Kilo başına 30-35 ml su tüketelim. Metabolizmamızı hızlandıralım. Yakılan yağların vücuttan atılmasını kolaylaştıralım. Suyun bizim için o kadar çok faydası var ki, bugün oturalım sabahtan akşama kadar suyun faydalarını konuşabiliriz. Suyun en güzel faydalarından bir tanesi de metabolizmayı hızlandırması, o atılan, parçalanan yağların vücuttan atılmasını sağlaması. Bunlar bile zaten sadece su tüketmek için çok güzel sebepler. Kilo başına 30-35 mililitre. Yani 60 kiloysak yaklaşık 2-2,5 litre arasında su tüketmeye dikkat edelim. Bir diğer faktör ise mutlaka yapalım dediğimiz konu, her öğünümüze çiğ sebzeler ekleyelim. Çünkü birincisi çiğ sebzelerin hiçbir kalorisi yok. Yani kalorileri yok denecek kadar az diyebiliriz. Ve içerdiği liflerle hem bağırsak hareketlerini hızlandırıyor, hem metabolizmamızı hızlandırıyor, hem de sıfır kaloriye bir midemizde doygunluk elde etmiş oluyoruz. O nedenle siz kahvaltınıza, öğle akşam yemeklerinize, hatta ara öğünlerinize bile çiğ sebzeleri, mevsim sebzelerini, yeşillikleri eklerseniz çok daha kısa sürede kilo verdiğinizi görmüş olacaksınız. Sıfır kalori olmasına rağmen içerdikleri vitamin, minerallerle metabolizmamızı hızlandırırlar bu besinler. Özellikle maydanoz gibi besinler ödem atmaya yardımcı olurlar. Yeşillikleri, çiğ sebzeleri her öğünümüze mutlaka ama mutlaka eklemeye çalışalım. Son olaraksa hareketten bahsedeceğim. Metabolizmamızı hızlandıran en önemli şeylerden bir tanesi hareket etmek. Mümkün olduğunca, elimizden geldiğince hareketli bir yaşam tarzını benimsemeye gayret edelim. Artık ne yazık ki çağın değişmesiyle birlikte hepimiz masa başından çalışıyoruz. Ve hepimiz ne yazık ki kapalı ortamlarda çalışıyoruz. Böylelikle oksijenlenmemiz de az oluyor. Yani bu demek oluyor ki aslında daha az kalori harcıyoruz ve daha fazla enerji alıyoruz. Evet, kilo problemine de sebep oluyor bunlar ama aynı zamanda kas eklem hastalıklarına da sebep oluyor. İşin o kısmını bir tarafa bırakıyorum. Kilo vermek için, enerji açığı oluşturmak için en güzel yollardan bir tanesi hareket etmek. Ve hareket etmek sadece kilo vermek için değil, aynı zamanda psikolojimize de iyi geliyor. Araştırmalar gösteriyor ki egzersiz yapan, ufak da olsa, minik çaplı bir yürüyüş de olsa psikolojimize iyi geldiği, zihnimizi boşaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Ve böylelikle aslında bir taraftan kilo vermeye yardımcı olan bir şey yaparken bir taraftan da ruhumuzu beslemiş oluyoruz. O nedenle kilo vermek, özellikle hızlı kilo vermek istiyorsak ve verdiğim bu hızlı kilo benim için aynı zamanda sağlıklı da olsun, ben sağlığımı da kaybetmek istemiyorum diyorsak bu 3 faktöre dikkat edelim. Daha fazla hareket edelim, daha fazla su içelim ve her öğünümüze mutlaka çiğ sebzeleri ekleyelim. Sizler peki hızlı ve kalıcı kilo vermek için neler yapıyorsunuz? Bunları yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz.